2012 onu gösteriyor. Takvimlerse 20 Şubat 2015'i ve biz bugün soruyoruz. Şehrin sizce modern mi? Modern bir şehirde mi oturuyorsunuz? Bunu ulaşımından havasına, çevre yapısına nasıl değerlendiriyorsunuz? Enerji tasarrufuna pek çok açıdan hem binasından şehrine kadar gidebiliriz. İşte günün anketi hangi şehirde yaşıyorsunuz? Geri dönüşlerini nasıl okuyorsunuz? Bizimle paylaşır mısınız dediğimiz günün anketi. Ve günün sorusu diyeceğiz. Üç değerli konumuzla konuşacağız. Modern şehirler diyoruz ve kentsel dönüşümle birlikte modern şehirlere kavuşmak istiyoruz. Peki nasıl? Nasıl kavuşacağız? Bunu konuşacağız. Kentsel dönüşüm dediğimizde bugüne kadar aslında hep İstanbul özelinde konuştuk ama Anadolu'ya da gitmekte yarar var ve bunun içinde bir zirve var. İlk adreste Adana. Adana'yı konuşacağız. Adana özellikle bugünlerde konuşturtuyor. Çünkü fiyat artışları var. Buradan neyi anlamak lazım? Hepsini konuşacağız. Dediğim gibi üç değerli konumuz masadaki yerlerini aldılar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hemen sağımdan başlamak üzere Hafele İcra Kurulu Başkanı Hilmi Uytun. Hoş geldiniz Hilmi Bey. Ve hemen karşımda Rönesans Gayrimenkul Yatırım Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Özgümüş. Siz de hoş geldiniz Murat Bey. Ve bir diğer değerli konuğum Yıldız Entegre İcra Kurulu Başkanı Hakkı Yıldız. Siz de hoş geldiniz Hakkı. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Biz dedik ki modern şehirlere nasıl kavuşacağız? Şimdi kentsel dönüşüm, kentsel dönüşüm hep konuşuyoruz. Hatta geçtiğimiz yıl itibariyle rekor kırıldı. Bir potansiyel var çünkü. Kentsel dönüşümle birlikte bu potansiyel daha da artacak. Bu rekorda 1.165.381 kişi geçen yıl ev sahibi oldu. Peki bu yıl ne olacak? Kentsel dönüşüm burada nasıl bir rol sağlayacak derken geçtiğimiz dönemlerde hep lüksten bahsettik. Biz lüks konutlar dedik, lüks yapılar dedik ama sonra biraz da modern şehirlere ihtiyacımızın, modern yapılara, akıllı yapılara ihtiyacımızın olduğunu da hatırladık. Özellikle deprem gerçeği de varken. Buradan hareket edecek olursak biz dedik ki modern şehirlere nasıl kavuşacağız? Bunun için bir zirve gerçekleşiyor. Onun öncesinde konuşacağız. 26 Şubat öncesinde konuşurken başlayalım isterseniz. Hilmi Bey ne dersiniz? Modern şehirlere nasıl kavuşacağız? Belki modernin tanımını da yapmakta yarar var. Modern'e şöyle bakalım isterseniz. Bunu farklı akslarda incelediğimizde çevresel sürdürülebilirlik, toplumsal sürdürülebilirlik, ekonomik sürdürülebilirlik, kamu kaynaklarının doğru kullanılması, yaşayanların yaşam konforu gibi farklı akslarda incelemek bence daha akıllı. Çünkü tek başına modern kelimesi aslında hepsinin bir bileşimi. Ortak paydada bir ortak akılda buluşmak gereken bir konu. Modern şehircilik Türkiye'nin özellikle bu son 2 yılında ve önümüzdeki 5 yılında belki en önemli ekonomik aktivitesi. Bu anlamda da tabii ki çok önemli. Çok önemli bir ekonomi de yaratıyor. Hemen aslında izleyicilerimizden anketimize de katılım gelmiş. Ama önce sizlerin değerli görüşlerinizi de alayım, sonra izleyicilerimizin değerli görüşleri diyelim. Evet, bu anlamda Murat Bey ne dersiniz? Yani modern şehirlere nasıl kavuşacağız derken burada kentsel dönüşüm önemli bir proje demeyelim de önemli bir harita diyelim, rota diyelim. Bu noktada modernin tanımını siz nasıl yaparsınız ve sonrasında bize o modern şehirlere nasıl kavuşuruz? Kanımca modern şehir iyi planlanmış bir şehirle başlayacaktır. Bugüne kadar yaptığımız araştırmalarda gördüğümüz şöyle bir gerçek var. İyi bina, bitmiş, güzel tasarlanmış, teknik olarak performansı yerinde olan binalar iyi şehirler için yeterli değil. İyi şehir yapabilmek için doğru planlamayı, önce doğru şehirciliğe ilgi göstermemizi gerektiriyor. Bununla ilgili olarak daha önceki yıllarda hep iyi bina yapabilmek gayretinden hareket ederken artık planlı şehirler yapalım ve bunların içindeki iyi binalardan bahsedelim demeye başladık. Bununla ilgili olarak da bence modern şehir teknik altyapısı, sosyal altyapısı ve kültürel altyapısı doğru planlanmış şehirler diye düşünüyorum. Evet. Planlı şehirler, iyi planlar. Bu evet. Önemli aslında değil mi? Her şey plan, program ve sistematik içerisinde. Bu kadar teknolojiden bahsediyorsak onu da kullanmak lazım. Yapılaşma derken çarpık yapılaşmanın faturasını da bir anlamda herkes de ödemişken. Bundan sonra peki modern şehirlere nasıl kavuşacağız? Bu noktada Hakkı Bey siz ne dersiniz? Ben ise modern şehirlere ulaşmak için ilk önce kentsel dönüşümün gerçekleştirmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Türkiye'de bir gerçek var. Türkiye'nin kentleri eski ve güvenli değil. Dolayısıyla güvenli olmayan bir kentin de modern olması bence düşünülemez. Aynı zamanda kentsel dönüşümün toplumsal dönüşüme de sebep vereceğini düşünüyorum. Hı hı. Bu bağlamda diyorum ki önümüzde yapacak çok iş var.
Evet, yapılacak çok iş var. Şimdi Remzi Bey diyor ki Çanakkale'de yaşıyorum, bir köprümüz bile yok, çarpık kentleşme diyor. Havaalanı şehri içinde, otogar şehir dışında, var mı böylesi diyor. Şimdi İzmir'den gelen yanıtlar var, farklı farklı şehirlerden geliyor. Şimdi bu noktada aslında sadece biz modern bir şehirden bahsettiğimizde ya da çarpık kentleşmeden bahsettiğimizde ya da kentsel dönüşüm dediğimizde İstanbul'dan bahsetmiyoruz aslında. Başka adresler de var. Mesela fiyat artışıyla Adana dikkatimizi çekmişti. Tam da 26 Şubat'ta gerçekleşecek zirve öncesinde modern şehircilik ve kentsel dönüşüm zirvesi 26 Şubat'ta. İlk adres olarak Adana'da gerçekleşecek, sonra Bursa, Antalya, İstanbul olmak üzere 4 ayağı olacak. Şimdi bu zirve öncesinde de olaya şöyle bir bakacak olursak ne dersiniz? Fiyatlar, arz, talep, hepsi birbirini tetikliyor aslında domino taşı etkisiyle. Adana özelinde konuşacak olursak kentsel dönüşümde ne noktada? Adana 2 milyon 150 bin nüfuslu bir şehrimiz. Kendi içinde yüksek ekonomik aktivitesi olan, ancak arsa üretiminde son yıllarda bir miktar geride kalan, arsa üretimi eksikliğinden gelen fiyatta arsanın payının, arsanın değerinin artmasından gelen fiyatı yukarı ittirme etkisi var. Daha iyi bir planlamayla orta vadede çözüleceği beklentisi bu ara çok yüksek. Zaten Adana'daki zirve dedik konulardan biri de muhtemelen bu olacak. Adana ve yanında Mersin'i bir arada değerlendirirsek istikbali çok yüksek bir şehrimiz. Şimdi fiyatlara siz de dem vurdunuz. Bir yılda ev fiyatları ne kadar arttı dediğimizde Ocak ayı itibariyle hem yıllık hem aylık olarak baktığımızda GİÖDER ve Reydin'in hesaplamaları gösteriyor ki yıllıkta İstanbul birinci sırada %20.09'da ama arkasından Adana geliyor %15.67 ile. Antalya onu izliyor, Ankara ve devam ediyor. Ama aylık dediğimizde en yüksek artış %1.87 ile Adana'da. Şimdi bunun için de biraz dikkat kesildik. Hani algıda seçicilik mi Adana'ya konuşacağız? Çağımız için dedim ama bizden önce gelmişti bu rakamlar. Ne dersiniz? Hani bu potansiyelin bir göstergesi mi? Hilmi Bey de dikkat çekti. Arz talebin oradaki tezat gitmesinin bir göstergesi mi? Ne diyelim? Sanırım şöyle de bir faktör var. Ben ilkokulda öğrenciyken bize nüfusun %70'i köylerde, %30'u şehirlerde yaşar diye öğretilmişti. Ancak bugün sanıyorum bu rakam tam tersi haline geldi. Yani çok ciddi bir göç gerçeği var Türkiye'de. Adana'da bundan maalesef fazlaca payını alıyor inandığım kadarıyla. Bununla birlikte Adana şehri tabii arkasındaki kaynaklarıyla birlikte değerlendirilince birçok insana yeni iş kaynakları sağlıyor. Kentsel dönüşümle bağlayalım dediğimiz noktaya geldiğimizde kentsel dönüşümü sadece konut olarak değerlendirmek, ele almak kanımca çok doğru değil. Hı hı. Çünkü insanlar öncelikle barınma problemlerini çözmek adına konuta, evlerine ihtiyaçları varken ondan sonra demin sizin de bahsettiğiniz gibi modern şehirlerin oluşmasında sosyal, kültürel, ticari alanların da ön plana çıkması gerektiğini görüyoruz. Bununla birlikte bizim kendi şirketimizin de zaten Adana'da yaptığımız yatırımlar bir manada kentsel dönüşüme çok iyi bir örnek olarak verilebilir. Nasıl ki kısaca bahsetmek gerekirse Adana şehrinin belki çok gelişmemiş, çok üst düzey sakinlerinin yaşamadığı bir bölgesinde yapılmış olan bir alışveriş merkezi, benim firmam tarafından yapılmış olan alışveriş merkezi bize gösterdi ki buraya gelen doğru bir yatırımın çevresindeki kalitesiz, niteliksiz şehir dokusunun da kentsel dönüşüme girmesinde çok önemli bir payı oluyor. Yani şunu da anlayabiliyoruz. Sadece konutların yenilenmesi değil, çevrenin düzenlenmesi, bu çevrenin içinde bulunacak olan kültürel alanların, ticari alanların, sosyal alanların da tamamlanması kentsel dönüşüm ve kentsel dönüşüm alanları içinde olmayan bölgelerin de daha iyiye gitmesi adına çok önemli bir faktör. Evet, sadece konutlardan bahsetmeyelim diyorsunuz. Bu son derece önemli. Bir yaşam tarzı, yaşam tarzında değişim. Burada da modernliğinde altını çok iyi doldurmak lazım. Biraz önce söylediğimiz gibi enerji tasarruflu binalardan tutun da altyapının sağlıklı işlemesi, trafiğin akıcı bir seyirde gitmesi, değil mi? Bunlar aynı zamanda yabancı yatırımcıyı da çeken unsurlar. Sadece konut değil dedi bu noktada Murat Bey. Siz ne dersiniz Hakkı Bey? Yani Adana özelinde ve diğer belki kentlere de baktığımızda kentsel dönüşümde ne nasıl dönüşmeli?
Öncelikle ben Adana bölgesinde Hilmi Bey'in düşüncesine katılıyorum. Arsada, konutta bir arz dengesizliği var. Ama bunun sebebini de şuna bağlıyorum. O coğrafya, Çukurova bölgesi tarımla geçinen bir bölge. Dolayısıyla nüfusun büyük çoğunluğu şehir dışındaydı. Tarım politikalarının ya da tarımcılığın yavaşlamasıyla köyden kente göç fazlaca arttı. Ama Adana buna hazırlıksız yakalandı. Ve şu anki pozisyonda arzın yetmemesi fiyatların artmasına sebep oldu. Tabii Adana şehri belki de nüfus olarak 2 milyonu aşkın. Fakat modernleşme konusunda Türkiye'nin en geride olan şehirlerinden bir tanesi. Bu kentsel dönüşüm ve modern şehirleşmenin Adana'da başlaması bence bu sebepten önemli. Evet, önemli. Şimdi kentsel dönüşüm derken köyden kente göç bizim yıllardır konuştuğumuz ve dengelenmesini istediğimiz unsurdur. Biraz önce Murat Bey de dedi, biz çocukken öğretilirdi işte %70 köylerde, %30 şehirlerde diye. Şimdi Birleşmiş Milletler de diyor ki tam tersi olacak bize o öğrettiklerinden. 2050 yılında %70'i nüfusun şehirlerde yaşayacak diyor. Yani bu sadece bizim gerçeğimiz değil, tüm dünyanın gerçeği. Herkes kentte işini bulmak istiyor, evini bulmak istiyor. Bu noktada da Birleşmiş Milletler'in bir başka saptaması, Türkiye'nin nüfusu 2050'de 94 milyonu aşacak diyor. Buradan ilerleyecek olursak kentlerimiz 94 milyon nüfusa hazır olabilecek mi? Bu önemli başlık değil mi? O %70'i nüfusu taşıyabilecek mi? Bunun için o dediğimiz modern, akıllı ve planlı yapılara ve şehirlere ihtiyacımız var. Ne dersiniz Hilmi Bey? Çok katılıyorum. Arkadaşlarım da dediği gibi planlama, detayında planlama, şehir bölge planlama, ileriyi öngörme, kaynakları, kamu kaynaklarını ve özel kaynakları doğru kullanma, günümüzün temel konularından biri sürdürülebilmeyi göz önünde tutma ve buna hak ettiği önemi verme çerçevesinde baktığımızda Adana'da bu Türkiye'de başlayan değişim ve dönüşümden alması gereken payı almalıdır. Bu kaçınılmazdır. Ve eminim ki tüm ekipler bunun etrafında toplanıp daha iyi bir geleceğe, daha konforlu, yaşayanın daha mutlu olduğu, imkanların da doğru kullandığı bir dünyaya geçecektir. Evet, bir izleyicimiz diyor ki Aytunç Bey, sokaklara kaldırım yapmak ve otoları otoparklara, galerilere taşıyarak da çözüm bulabiliriz diyor. Değil mi? Modernleşme derken o trafik otopark sorunu hemen karşımıza gelebiliyor. İzleyicilerimiz de bunu anlatıyor. Bu önemli bir nokta. Çok kapsamlı düşünmek lazım. Yani biraz önce söylediniz mesela, sadece konut değil dediniz. İşte alışveriş merkezi ama işte yeşilin de ne kadar olduğu, o yapılaşma, biraz önce bahsettiğiniz gibi planlı yapılaşma. Evet. Bu aslında belediyelerle birlikte hareket edilmesi gereken bir kesinlikle nota, değil mi? Çok, çok doğru. Aslında her şeyin temeli tabii ki planlama, doğru planlama. Çünkü modern şehir yaratmak isterken mevcut değerlerimizi de kaybetmememiz lazım. Modernden kasıt bence teknik olarak şehirlerimizin modernleşmesi çok önemli. Bunun dışındaki faktörlerin doğru çözülmesi ön planda bence. Mesela kentsel dönüşüm dediğimiz zaman şu bir gerçek ki dokusu ve kalitesi kötü olan bölgelere işte imar planlarında daha fazla inşaat hakkı vererek buraların kaliteli ve dayanıklı stoklarla değiştirilmesi öngörülüyor. Yalnız bu bize oradaki nüfusun asgari de iki misline çıkacağını gösteriyor. Bu planlama yapılırken burada yaşayacak olan insanlara hizmet edecek sadece yolların ve kanalizasyonların yapılması meselesi değil, bunların faydalanacağı işte camisi, okulu, sosyal tesisleri, alışveriş mekanları, parkları, spor sahaları gibi hepsinin faydalanabileceği, aslında modern yaşamı bize getirecek olan diğer ünitelerin ihmal edilmemesi gerekiyor. Sadece konut sayısı, üretilen konut sayısıyla modernliği ya da mutluluğu mukayese edemeyiz bence. Çünkü şunu biliyoruz ki dünyanın en büyük 250 müteahhidi içinde belki en fazla Türk müteahhitleri var. Şüphemiz yok. Çok hızlı, çok kaliteli yapı stoğu üretebiliyoruz. Ancak planlamada maalesef hala ileri ülkelerin gerisinde olduğumuz için iyi planlama konusuna yeterince
vakit ve çaba sarf etmediğimiz için belki yeni kaliteli binalarımızı maalesef o kadar iyi tasarlanmamış kent dokuları içine koymaya başladık. Burada bir sıkıntı görüyorum. Yani kentler mi dönüşüyor, binalar mı dönüşüyor, değil mi? Evet, çok o önemli. O metrekare içerisinde mi bir dönüşüm var, yoksa dediğimiz o planlı bir dönüşümden mi bahsediyoruz? Bu planın tümünü görmemiz lazım kanaatindeyim. Yani sadece yeni binalar yapmak, onların önlerindeki yolları planlamak bence yeterli değil. Modern, gelişmiş, yaşanabilir şehirler için daha büyük ölçeklerde planlamalara gitmemiz gerekiyor. Evet, Hakkı Bey, siz ne dersiniz? Yani planlama diyoruz, hep bundan bahsediyoruz. Bunun içinde aslında hem sektör, hep şey deriz ya, özel sektör, kamu, herkes iş birliği içerisinde ve o kentlerde yaşayan kentin asıl sahiplerinin de buna inanması ve bir anlamda sahip çıkması gerekiyor ve mülk sahipleri aynı zamanda. Bu anlamda o planlı topyekün dinişimi nasıl gerçekleştirmek lazım? Nereden başlamak lazım? Ben önce bir öz eleştiri yapacağım. Biz Türk milleti olarak çok iyi iş yapıyoruz, çok iyi işler yapıyoruz ama çok iyi planlama yapmıyoruz. Doğru planlama yapıp modern şehirleri öyle kurabileceğimizi inanıyorum. Tabii modernin tanımı da siz söyleyişin başında sordunuz. Hani modern ne demek? Evet. Modern ne demek? Türkiye'de modern şehirler başladı, modern yaşamlar başladı ama Türkiye'nin bir tarihi var. Bu tarihi yitirmek modernlik mi? Ya da çevresel alanları tahrip etmek bu modernlik mi? Bunu ayırmak lazım. Ben şöyle söylüyorum. Modern şehirler sosyal alanlar, Murat Bey'e katılıyorum. Alışveriş merkezlerinden sosyal tesislerine, ibadethanelerine, yaşam kalitesi olan yerlere sahip olmak ama tarihi de bunun içinde saklayabilmek, hatta bunu ön plana çıkarabilmek. Benim modern anlayışım Türkiye gerçeğinde bu. Evet, tarihi dokum. Aslında Avrupa kentlerine gittiğimizde hem modern şehirleri yaşarız hem de tarihi yaşarız, değil mi? Kesinlikle. Ki biz mesela İstanbul dediğimizde iki kıtayı bir kere birbirine bağlıyor. Yani başlı başına bir öne çıkan unsuru vardır ve diğer bütün kentlerimiz için söyleyebileceğimiz önemli noktalar vardır tarihi anlamda. Hem modernliği yaşayıp hem de tarihi öne çıkarmak, bunlar hepsi dönüp dolaşıp o planlıdan geçiyor. Bu anlamda ne dersiniz Hilmi Bey? Dönüp dönüp hep plana gelmesi konunun sanırım zaten merkezi de gösteriyor. Yani bu işin gittiği yerde plan ne kadar önemli. Tabii bu tarz yaklaşımlar. Tarihi bozmadan. Sözünüzü kesiyorum ama hem reklama da gitmemiz lazım. İzleyicimiz Şahin Bey, kentsel dönüşüm Bursa diyor. Öyle bir şey göndermiş ki, öyle bir fotoğraf göndermiş ki, yani arkada kendi tabiriyle çirkin beton yığınları diyor. Önde hemen Bursa Ulu Cami diye, yanlışlıkla yapmak istemiyorum. O tarihi doku tezatlık oluşturuyor. Evet, arkadaşlarımız da veriyorlar işte. Bu mesela Bursa'dan bir fotoğraf. Fotoğrafla reklama gidelim. Sözünüzü kesmiş oldum bu fotoğrafla. Reklamın ardından rahat rahat konuşalım. Kentsel dönüşüm dediğimizde modern şehirlere kavuşmak istiyoruz. Altyapısıyla, ekonomisiyle, trafiğiyle, hepsiyle. Peki nasıl olacak bu? Nereden nasıl başlamalı? Adres konuşuyoruz. Kısacık aranın ardından da tüm hızıyla Finans Kafe bu konu başlığıyla sürecek. Kafetomuzuyla sürüyor. Sizce şehrimiz modern mi dedik? Farklı farklı illerden, Çanakkale'den, Bursa'dan, İzmir'den geri dönüşleriniz var. Devam gelsin diyorum. İş değerli konumuzla konuşuyoruz. Yeniden merhaba. Evet, aslında 26 Şubat'ta modern şehircilik ve kentsel dönüşüm zirvesi gerçekleşecek. Adana'da ilk durak. Adana, sonrasında Bursa, Antalya ve İstanbul olmak üzere dört ayaklı bir zirve ve kentsel dönüşümün tüm Türkiye için nasıl önemli olduğunu ortaya koyan ve öne çıkaran bir zirve olacak. Bunun öncesinde buluştuğumuzda hem Adana'ya konuşuyoruz ama dediğim gibi izleyicilerimizden de farklı farklı adreslerden fotoğraflarla da destekleyip sağ olsunlar belgeleriyle de geliyorlar bize. Burada bir izleyicimiz diyor ki, Gülçin Hanım, bir şehir için modernleşmek demek sadece teknik anlamda iyi bir altyapıyla değil, sosyal ve kültürel anlamda da olmalı diyor. En çok ihtiyacımız
olan şey belki de. Ne diyelim Hilmi Bey, bundan sonra modern şehircilik dedik, Adana dedik, topyekün bir iyileşmeden bahsettik. Biraz önce çarpık kentleşmeye dair Bursa'dan bir fotoğrafı bizimle paylaşmıştı izleyicimiz. Planlı, programlı, topyekün bir kentsel dönüşüm nasıl sağlanabilir? Tüm dinamiklere dikkat ettiğimizde, şimdi tabii eski kadroları eleştirmek biraz kolay. Ama bir 10 sene, 20 sene sonunda bugünkü kadroları eleştirecekler. O zaman da biz hepimiz kendi güç alanımızda bununla ilgili doğru yönde katkıda bulunmalıyız. Bu yüzden de zaten bu zirvenin bir parçası olmaya karar verdik. Türkiye'nin yakın gelecekteki en önemli ekonomik aktivitesi bu kentsel dönüşüm, gelişim. Yani buradan baktım. Aslında fırsat sunuyor. Tabii ki. Tabii ki yani konusu da çok yaşlı. Adana özelinde yapı denetimli konusu da %9'lardan bile altında. Dolayısıyla bir dünya yeni inşaat yapılacak. Birçok insana iş aş yaratılacak ve yaşam alanları daha konforlaşacak. Günün sonunda insan yaşadığı mekanla var. Bu mekan tabii tek başına barındığı yer değil. Sosyal, kültürel, eğitim, birçok aktivitenin bir arada organize edildiği alanlar. Burada da sanıyorum doğru bir süreç işliyor. Tabii bir topyekün tüm organizasyonları daha doğru plan etrafında buluşturmak çok da hızlı olamıyor. Gönül daha hızlı olsun istiyor tabii ki. Ancak bir yandan uygulanmışlar var, var olan bir durum var. Demin seyircimizin söylediği gibi Bursa'daki bir de böyle baktığınız zaman tarihi korumak diye bir bakış açısı var. Yanlış da değil. Bunların her birinin bir ortak paydada buluşuyor olduğu bir dünyaya geçmemiz lazım. O yüzden de bu programlar, bu yaklaşımlar ben çok önemli. Peki. Twitter'da Uzay Kuşu ismiyle yer alan izleyicimiz diyor ki hiçbir şehrimiz modern değil. Sadece büyük köyler, kasabalar, şehirlerimizin modernleşmesi en büyük ihtiyacımız. Bir anlamda soluk almamız gerekiyor değil mi? Şehirlerle birlikte sağlıklı bir şekilde soluk almak ve sosyal sağlığa da iyi gelecek bu. Evet, kesinlikle. Aslında kentsel dönüşüm bizim için çok önemli bir fırsat. Şöyle ki deprem sonrasında sıkıntılı gördüğümüz bölgelerde, yapı stoğunun kalitesi, yapısal kalitesi adına problem gördüğümüz bölgelerde bir kentsel dönüşüm olgusu ortaya çıktı. Bu bize yeni planlar yapmayı, yeni şehircilik ihtiyaçlarına göre planlar yapma imkanını verdi. Burada da dikkatimizi sadece daha fazla sayıda nitelikli konut yapmak üzerine yoğunlaşmak yerine daha nitelikli ortamlar, izleyen bir an önce bir bayan sosyal altyapılardan ve teknik altyapılardan, evet, bahsederken aynı fikirde olduğum bir konuya gelmiş. Benim kanaatimde biz konutlarımızla birlikte yapabileceğimiz, insanların yaşamına aslında gerçek manada değer katan, kalite katan mekanları da tasarlıyor olmamız lazım. Demin sizin de bahsettiğiniz gibi işimize doğru gidemediğimiz, arabasız bir yaşamı öngöremediğimiz, sadece arabalara mahkum ve de seyahat ederek yaşayabileceğimiz kaliteli konutlar bile bizi mutlu etmeyecektir. Halbuki tüm ihtiyaçlarımız bizim saatlerce arabanın içinde seyahat etmemize gerek bırakmadan ulaşabileceğimiz mesafelerin içinde olsa, trafik problemi de bununla birlikte hafifleyecektir. İnsanların dışarıda geçirdikleri süreleri de artıracaktır. Çünkü yabancı metropollerde her zaman için öngörülen konuşudur. İnsanların evlerin içinde az vakit geçirdiği, buna mukabil sosyalleşmek, spor olsun, kültürel olsun, diğer rekreasyon ihtiyaçlarını evlerinin dışında evet, halledebildikleri... Şehir yapanda bu paylaşımdır. Evet. Şehir ekonomisine de iyi gelir. Aynen mi? Yani Roma'ya gittiğimiz zaman, Fransa'ya gittiğimiz zaman ya da New York'a gittiğimiz zaman bir Romalı'nın evine girmeyiz. Hep şehirlerini yaşarız. Bir Fransa'da sürekli sokaklardayızdır ve gün içinde bütün ihtiyaçlarımızı görürüz ve şunu da görürüz. Romalılar da, Fransalılar da, New York'lar da aslında parklarında, kafelerinde dışarıdadırlar. Bunları sağlamak adına sadece konutları, konut sayısını ve konutların sağlamlığı değil, planlamanın ve çevrenin, şehrin sağlığını ve iyi planlanmasını öngörmemiz, evet, lazım. Evet, projelerde de buna dikkat ediyorsunuz. Kesinlikle, kesinlikle. Zaten bizim şirketimiz konut odaklı bir şirket olmadığı için, sadece konut planlayan bir şirket değil. Bizim yatırımlarımız içinde okul, ofis, alışveriş merkezi, otel, yani aslında sosyal ve kültürel olarak da
tiyatro, insanların ihtiyaç duyduğu her türlü altyapının sağlandığı projeler bizim evet. şirketimizin de evet. radarında. Toplu bir kazanç aslında. Herkes kazanacak. Aynen. O şehirde yaşayan da kazanacak. Belediyeye hizmet veren de kazanacak. Firmalar da kazanacak. Şehir ekonomisi ve o şehrin asıl sahipleri de kazanmış evet. olacak. Bu anlamda Hakkı Bey siz ne dersiniz? Yani şöyle bir baktığımda izleyicilerimiz şimdi biz ne zaman kentsel dönüşüm konuşsak asıl belirleyici olan rant diyorlar. Şimdi rantın aslında kelime anlamıyla ön yargılı yaklaştığımız anlamı daha farklı oluşuyor. Ama burada belirleyici olan, asıl belirleyici olan ne olmalı ki biraz önce konuştuğumuz o tüm iyi niyetle konuştuğumuz unsurlar da işin içinde olsun? Ben kentsel dönüşümü bir nimet olarak görüyorum. Diyeceksiniz ki nasıl? Türkiye'nin Adana'da yapacağız biz 26'sında ama diğer şehirleri de aynı gerçekle yüz yüze. Kentsel dönüşüm geçmişte yaptığımız hataların belki düzeltilmesi için bir imkan, bunun için bir nimet. Kaliteli yaşam alanları yaratabilmek için bir şans, bir imkan. Bunun rant gözetilmeden, izleyicinin o kelimesini alıyorum, tırnaklıyorum. Rant gözetilmeden doğru planlamayla modern şehir haline çevirebilmek. Bunu başarmamız gerek. Biraz evvel sizle de konuşurken hani çocuklardan bahsettik. İşte gökyüzünü göremeyen çocuğunuzdan bahsettik. Bu bir gerçek maalesef. Benim çocuklarım da öyle. Gökyüzünü göremeyecekler belki bundan 10 sene sonra, 20 sene sonra. Gölgede şehirlerde yaşayacaklar. Şehirlerimizi dikine büyütüyoruz. Belki ölçeği de belirlemek lazım. Ben şöyle düşünüyorum. Hani büyük şehirler evet ama nereye kadar büyük? Belli bir büyüklüğe elde ettikten sonra, o hacme ulaştıktan sonra belki altyapı da taşımayacak, ulaşım da zor olacak. O zaman çok büyütmek, şehirleri daha da büyük hale getirmek doğru mu? Bence tartışılması gerekir. Evet. Şimdi şehirler nasıl büyüyor dediğimizde yatay mı büyümeli? Bu saatten sonra böyle bir şansımız var mı yatay büyümeye? Bu kadar araziler, arsalar değerliyken. Yoksa dikey büyümeye devam edecek mi? Bizim görsel olarak da kullandığımız gökdelenler gibi. Hani kentsel dönüşüm hangi fotoğrafı getirecek bize? Aslında ne kadar parklara, bahçelere, oksijenle buluşabileceğimiz alanlara ihtiyaç duyduğumuzda çok net bir şekilde ortada. Yani ben çok akıl dolu bir yaklaşım. Yurt dışında bazı ülkelerde emsalleri var. Şehirlerin, belediyelerinin ve kamunun sağladığı belli avantajlarla göçü ve nüfusu yönlendirme gibi, vergi avantajı, istihdamda vergi avantajı, kurumlar vergisine vergi avantajı gibi nüfusu belirli bölgelere yönlendirme. Çünkü buradaki kaynak erozyonu öbür tarafa yapacağınız yatırımdan daha ucuz olabiliyor. Çünkü belli bir nüfustan sonra artık fizibilite kaçıyor. Şehrin güvenliği, temizliği, sistem kaldırmıyor. Oraya daha çok yüksek yatırım yapmanız lazım. Halbuki yakın şehirlerde daha küçük vergi avantajlarıyla nüfusu yaymak ve dikine büyümekten kurtarmak. İnsan olmak adına hani çocukların güneşi görmesi adına doğru bir şey. Evet. Nevzat Bey diyor ki izleyicilerimizden sağlıklı şehirleşme için plan yapımının siyasi etkilerden uzak bağımsız kurullara bırakılması görüşüne katılımcılarınız ne der diyor. Oldukça zor bir soru bana geldi. Şüphesiz çok doğru bir yaklaşım. Çünkü siyasi etkilerden kurtulamayan planlar maalesef kendi problemleriyle birlikte doğuyor. Bu malum. Ancak tamamen siyasetten, otoriteden de planları almak, bu da başka türlü ülkenin planlarıyla örtüşmeyeceği için sanıyorum orada da doğru bir ayar yapılması gerekir. Doğru bir katılım yapılması gerekir. Ben biraz önceki konuya dönmek istiyorum. Şehirlerimiz yatay mı büyüyecek, düşey mi büyüyecek? Bence her ikisi de. Yani ben bir mimar olarak yüksek binalardan doğru planlandığı, doğru yerlerde olduğu sürece keyif alıyorum. Olması gerektiğini düşünüyorum. Gene New York örneğinden gidersek, dünyanın belki şehirleri içinde en fazla gökdelene sahip olan, en yoğun yüksek yapılarına sahip olan şehir New York. Ama bir Central Park'ta gene New York'ta. Yani düşey büyümelerin bize yerde toprak üstünde bazı artılar getiriyor olması lazım. Tamamen bu binaların hepsini
dörtte bir, beşte bir boyutuna indirdiğiniz zaman bu sefer zeminde yerimiz kalmayacak. Çünkü malum artık şehirlerimizin kritik noktalarındaki arsalarımız belli. Bugün Taksim Meydanı'nı büyütemeyiz ya da Bağdat Caddesi'ni büyütemeyiz. Dolayısıyla eğer yükseldiğimiz ölçüde zemin, toprak üzerinde yerimizi açığa çıkarabiliyorsak, bunun sadece düşey büyümek kötüdür bağlamıyla bağdaştırılmasına da karşıyım. Yerine göre yüksek yapılar yapılmalı. Bunların avantajları da gene o kullanıcıların şeyine, lüksüne, rahatına verilmesi gerektiği kanaatindeyim. Aksi takdirde tamamen alçak ama zeminde hiç yeri olmayan, hiç sahası olmayan şehirlerimiz oluyor. Mesela Mecidiyeköy buna güzel bir örnektir. Hiç yani yol bile yok, park yok, hiçbir şey yok ama yüksek bina da yok. Bu vesileyle yüksekleri yaparken biraz zeminde yer açarsak herhalde herkesin faydasına olacak. Değil mi? Herkes mutlu olur. Evet. Şimdi şöyle bir toparlayacak olursak 5-6 dakika gibi süremiz var. 26 Şubat'a dikkat çektik. Çünkü modern şehircilik ve kentsel dönüşüm zirvesinde ilk adres Adana olacak dedik. Kentsel dönüşümden, modern yapılardan, modern binalardan bahsediyoruz. Modernin altını da hep çizerek konuştuk ki neden bahsettiğimiz konusunda. İzleyicilerimiz de bu bahsi çok iyi biliyorlar. Oradan da geri dönüşleri bizi yalnız bırakmadılar. Şimdi 26 Şubat'ta siz de olacaksınız. Zirvede. Bu nokta itibariyle aslında ne diyelim, inşaat firmalarının yanında şimdi hep deriz ki 280 küsür sektörü etkiliyor. Altyapısından işte takılan musluğa pek çok unsuru var bunun içerisinde, perdesine kadar, değil mi? Böyle olunca siz nasıl bir misyon ve rolle yer alacaksınız? Sektördeki misyonunuzu ve rolünüzü de belirterek. Öncelikle bizim firma olarak bu platformda yer almamız kesinlikle sosyal bir oluşuma katkı sağlamak amacı güdüyor. Tabii biz firma olarak modern şehirlerin ve kentsel dönüşümün her yerindeyiz aslında. Nasıl her yerindeyiz? İnşaatın kalıbından tutun, bitmiş evin kapısına, zeminine, dolaplarına kadar her yerinde biz varız. Ama modernleşmenin, modern şehirleşmenin içinde de kendimizi yine modern ürünler üreterek yer almak, bunu bu şekilde devam ettirmek, bu düşüncelerimizi anlatmak için yer alıyoruz. Peki Hilmi Bey, siz ne dersiniz? Misyon ve vizyon dediğimizde 26 Şubat'ta hem de sektör içerisindeki rolünüz açısından. Biz yeni yapılanmada, konutta özellikle, otelde, hastanede ayrıca varız ama konutta da çok yoğun bir mevcudiyetimiz var. Dolayısıyla kentsel yaklaşımların çoğunda bir şekilde olmaya çalışıyoruz. Orada düşüncelerimizi aktarmaya çalışıyoruz. Bu tarz oluşumları desteklemeye çalışıyoruz ki burada hepimiz bir arada fikirlerimizi, bakış açılarımızı paylaşıyoruz. Bakış açıları paylaşmayı ben çok doğru buluyorum bir ülkenin geleceği adına. O yüzden de çok büyük bir memnuniyetle bu işin parçası oluyoruz. Peki, haftaya Perşembe Adana'da buluşacağız. Onun öncesinde Murat Bey, siz ne dersiniz misyon ve vizyon açısından? Bizim firmamızın zaten sektöre bakışı ülke genelinde. Daha ziyade alışveriş merkezleri ve ticari ofis yapılarıyla bulunduğumuz için biz şu anda Türkiye'nin 9 farklı şehrinde varız. Bunları saymak gerekirse Urfa, Maraş, Gaziantep, Adana, Samsun, İzmir, Ankara, bunların başlıcaları. Dolayısıyla bizim zaten her yatırımda düşüncemiz tüm Türkiye radarımızın içinde. O şehirlerdeki eksikleri gidermek, özellikle ticari mekanlardaki eksikleri gidermenin üzerine gidiyoruz. İstanbul'da belki son senelerde büyük şehirlerimizde bu alışveriş merkezleri biraz fazlaca eleştirilir oldu ama şunu unutmayalım ki Anadolu'daki vatandaşlarımız, belediye başkanlarımız hiçbir yatırımcının o şehre uğramadığı kanaatinde, o şehirle ilgilenmediği kanaatinde ve biz oralara gittiğimiz zaman çok müspet şekilde karşılanıyoruz. Şehirde istihdam yaratmak adına büyük bir yatırım oluyor. Şehirdeki insanların sosyal hayata katılabilecekleri mekanlar yaratılmış oluyor. Bununla birlikte Adana bizim çok kıymet verdiğimiz, yatırımlara devam etmeyi düşündüğümüz Anadolu şehirlerimizden bir tanesi. Umarım zirvede çok başarılı olacak. Bununla birlikte
sektöre de faydamız dokunacaktır diye inanıyorum. Çok teşekkür ediyorum ben de sizlere değerli katılımınız için. Murat Özgümüş, Rönesans Gayrimenkul Yatırım Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, görüşlerini en son aldığımız değerli konuğumuz. Yıldız Entegre İcra Kurulu Başkanı Hakkı Yıldız ve Hafele İcra Kurulu Başkanı Hilmi Uytun. Bir kez daha teşekkürler diyorum. Modern şehirlere nasıl kavuşacağız dedik. Bunun altyapısından üst yapısına kadar pek çok noktayı aslında bizimle paylaştınız. Teşekkürler diyorum ben size bir kez daha. Ve Eurogroup toplantısına dair son dakikalar da gelmeye devam ediyor. Türkiye saatiyle 16'ya geri sayıyoruz. Bu arada Almanya, Yunanistan... Evet arkadaşlarım şu mesafeden okuyamadığım için bana söylüyorlar. Almanya Yunanistan'ın AB yardımına ilişkin müzakerelerden ilerlemesi için iyi bir temel diyor. Siz daha iyi görüyorsunuz monitörden. Teşekkürler bir kez daha. Bakalım 16'da neler yaşanacak. O günü, o saate kadar da son dakikalar ardı ardına gelecek. Kısacık ara, aranın ardından haber bülteniyle karşınızdayım.